Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Spor Akşamı programında karşınızdayız. Konuklarımız Karay Spor Kulüp Başkanı Eray Güner ve Teknik Direktörü Recep Eray Tok. Başkanım hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eray Hocam hoş geldiniz. Başkanımla başlamak istiyoruz. Başkanım biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Eray Güner, 01.05.1993 Kars doğumluyum. 93 yılından da beri de buradayız. Bir aile şirketimiz var. Aile şirketimizle beraber burada bir ticari faaliyetimiz devam ediyor. Evliyim. 4 yaşında bir çocuğum var. Allah razı olsun. Ellerinizden öper. Allah razı olsun. Daha sonra siyasi kariyerimiz başladı. Kapaklı Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. 3,5 yıl. Daha sonra belediye meclis üyesi olduk. Büyüklerimizin olurlarını alarak. Şimdi İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı'nı yapıyorum. Aynı zamanda da Karahis Spor Kulübü'nden böyle bir teklif geldi bizlere. Bizlerle beraber yol yürür müsünüz? Benim inandığım, mahallesinde top koşturduğum zaten Karaağaç Mahallesi. Orada da ikamet ediyorum hala. Mahallesinde koştuğum, sokağında koştuğum bir spor kulübüne de başkanlık yapmak bizim için çok büyük bir gurur. Hemen kabul ettik. Hiç bekletmedik yani. Hemen gittik, çalışmalarımıza başladık. Karaağaç Spor Kulübü'ne başkanlık yapıyoruz. Ondan sonra da sağ olsun hocama rica ettik. Buyurun gelin, bir takıma ihtiyacımız var size de diye. Sağ olsun hocamız da bizi kırmadı. Güzel bir işler yaptık. Şu an hem siyaset yapıyoruz hem ticaretimizi yapıyoruz. Ailemizi geçindiriyoruz. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Çok güzel. Eray Hocam size geçecek olsa siz de biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Tabii ki. Recep Eray Tok, 06.09.1991 Bursa doğumluyum. Küçük yaştan beri futbolla tabii ki haşır neşir. 8 yaşında tanıştık kulüp bazında futbolla ve 8 yaşından 19 yaşına kadar farklı kategorilerde ve farklı liglerde futbol oynadık. Aslında sporla tanışmamızdan dolayı bu da bize iyi bir kazanç kapısı oldu. Şöylelikle mesleğimizi spor sayesinde elimize aldık. Beden eğitimi ve spor öğretmeniyim. Aynı zamanda mesleğim bu. Tabii ki bunu en çok spora borçluyum, futbola borçluyum. Bu noktada 2013 yılında Kapaklı'yla tanıştık. 2013 yılında hem göreve başladık, Kapaklı'ya geldik ve 2013 yılında da aynı zamanda Karaağaç'la tanıştık. İlk göreve Karaağaç'la başladık. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği yaptık. Farklı okullarda müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevinde bulundum. Şu anda da okul müdürü görevine Kapaklı'da Aziz Sancar Anadolu Lisesi'nde devam ediyorum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun, sağ olun. Evet başkanım, Karaağaç Spor'la ilgili bilgi verir misiniz? Karaağaç Spor 1995'te kurulan bir kulübümüz. Sağ olsunlar o zaman kulübümüzü kurmuşlar, yönlendirmişler, bugüne kadar getirmişler. Bizler Karaağaç Spor Kulübü ile daha geçen sene tanıştık. Yani başkanlığa bize geldikten sonra, bizim üzerimize bize bir ateşten gömlek giydirdikten sonra biz başladık. Tabii 25 yıllık bir özlem vardı Karaağaç Spor'da. Geçmiş dönem tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bize nasipmiş. 25 yıl sonunda şampiyonluğu aldık. Karaağaç Spor'a böyle bir güzellik kazandırdık. Farklı çalışmalarımız oldu. Bu sene bir bisiklet dalı ekledik. Bir tane yarışa gönderdik ama daha sonra bu pandemi koşullarından dolayı, biraz da maddi yetersizliklerden dolayı biraz mecburen ara vermek zorunda kaldık ona. Evet. Diğer bir konu, altyapıyı kuracaktık. Altyapıyla ilgili çalışmalarımızın hepsini hazırladık ama yine pandemi bizi engelledi. Ama bu sürekli devam edecek. İnşallah Karaağaç'ta yapılan bir halı sahamız var. Sağ olsun belediye başkanımız orayı bize tahsis edecek. Onunla ilgili bütün çalışmalar bitti. Şimdi çevre düzenlemesi ve oranın soyunma odaları yapılıyor. Karaağaç Spor'u daha üst zirvelere getireceğimize inanıyorum. Eray Hocam sağ olsun kendisinden dediğim gibi rica ettik. Gelin buyurun tecrübelerinizi bize aktarın dedik. O da sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Aynı zamanda işte kendi Karaağaç Spor yönetimimiz işini gücünü bırakıp evini aşını bırakıp gelip bizlerle beraber o tribünlerde, o soğuklarda hepsi üşüdüler. Bir zahmet verdiler. Karaağaç Spor çok güzel yerlere gelecek inşallah. Ben ilk bir konuşmamda bir gazetecilere röportaj verdiğimizde 5 yılda 3. lig demiştim. Evet. Olmadı, kısmet değilmiş 5 yılda. Pandemi girdi. Pandemi olduğundan dolayı. Yeni bir iddia var mı peki? Yeni iddia işte bu pandemi bittikten sonraki süreçte 4 yıl sonra diyeceğiz. Ondan sonra 3. lige çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah. İnşallah. Sağ olsun belediye başkanımız çok destek oluyor. Bugüne kadar birçok belediye başkanı geldi geçti ama Mustafa Çetin bir başka. Belki de yanında belediye meclis üyesi olduğumuz için bu böyledir ama sağ olsun Karaağaç'a her zaman desteğini tam destek, hani diyor ya hep destek, tam destek şeklinde devam ettiriyor. Maddi, manevi her türlü yanımızda olduk. Kulüp ayırtmaksızın bütün kulüplere de yaklaşıyor, çok iyi yaklaşıyor. Sporun
gencin ve gençliğin her zaman yanında. Evet. Bunu biz gençlerle ev toplantıları yaptığımda ben ona o zaman da anlattım bunları. Gencin ve sporun her zaman yanında. Yani böyle de bir belediye başkanımız var. Kendisine burada kameralarımızın da bir kez daha teşekkür ediyorum. Eray Hocam. Buyurun hocam. Karaspor'a nasıl gelmek istediniz? Teknik direktörlük nasıl bir duygu, nasıl karar verdiniz? Biraz evvel beden eğitimi öğretmeni olmak için spordan geldim, meslek kazandırdı. Gençlere bu konuda tavsiyeleriniz var mı? Biraz da onlardan bahsederseniz. Tabii ki. Öncelikle meslekten başlayalım, daha sonra Karaspor'a gelelim. Dediğim gibi 8 yaşında futbolla tanıştım. Burada farklı yaş kategorilerinde futbol oynadık. Yani futbol sadece spor olarak bakılacak bir dal değil. Aslında bu tüm spor dalları için geçerli. Spor insana hem kişilik, hem karakter, hem duruş, hem fiziki olarak geliştiriyor, hem de zihinsel olarak gelişimine katkı sağlıyor. Arkadaşlarınla birlikteliği, paylaşmayı, her zaman söylediğimiz arkadaşlarına irtibatta ve yapılan konuşmalarda yaklaşım olarak gerçekten ciddi bir pozitif kazanç sağlıyor. Bu noktada aslında bu kazançları biz kendimizde biriktirdik. Tabii ki futbolcu olmak isterdik. Bunun için mücadele ettik. Yaklaştık ama nasip olmadı diyelim. Nasip olmayınca bizler de farklı arayışlara gittik. Tabii ki sporun içerisindeyiz. Sporun içerisinde olduğumuz için bize en yakın dal beden eğitimi öğretmenliği oldu. Bu noktada beden eğitimi öğretmenliği için bir mücadeleye başladık. Çok şükür sınavlarına girdik, kazandık ve böylelikle beden eğitimi spor öğretmeni olarak göreve başladık. Dediğim gibi ilk olarak göreve Karaağaç'ta başladım. Bu yüzden Kapaklımızın Karaağaç Mahallesi benim için farklı. Tüm mahallelerden farklıdır. Gerçekten ilkler her zaman unutulmaz olur. Bu noktada Karaağaç'ın da bize kazandırdığı güzel hissiyatlar, güzel maneviyatlar var. Burada tabii ki yıllar geçtikten sonra Eray Başkanımızın da Karaspor'a başkan olmasıyla birlikte bizlerden yönetimle gelip rica etmesiyle bizler de bu şekilde bir katkı sunmak istedik. Yıllarca futbolun içerisinden geldik ve bu süreçte mesleğe başladıktan sonra da hiçbir zaman futboldan kopmadık. Hem okul sporlarında olsun hem de turnuvalarımızda olsun sürekli futbolun içerisinde olmaya çalıştık. Aslına bakarsanız daha önceden de antrenörlük teklifleri aldık fakat antrenörlük yapmak gibi bir düşüncemiz yoktu aklımızda. Fakat konu Karaağaç olunca, Karaspor olunca... Sizi heyecanlandırdı mı? Şuraya girmek istiyorum. Eray Başkanım size geldi. 25 yıllık bir özlem var. Evet. Gel bu işi sonlandıralım. Aynen yapalım. Öyle söyledim. O sözcüklerimizi anlatır mısınız? Eray Hocam'ı özür diliyorum hocam. Buyur başkanım. Cengiz Hoca'yla karşılaştık. O zaman tabii ben bir teknik direktör arayışındayım. Çok değerli bir büyüğümüz Cengiz Hoca. Evet. Cengiz Hoca'yla karşılaştım. Cengiz Hoca'ya dedim ki hocam bana bir teknik direktör lazım. Yani nasıl yapabiliriz bu işi? Yani biz bu göreve soyunduk ama bunun üstesinden gelmemiz lazım. Ki bugüne kadar Allah'ıma binlerce şükür olsun. Her girdiğimiz görevin de üstesinden geldik. Yani insanların takdirini kazandık. Dedim ki bak ben böyle bir işe girdim yani. Bunu beraber çözeceğiz. İşte bana futbolcumu vereceksin. Karaağaç'tan nasıl bir destek olacaksın? Ya dedi bizim Eray'ı alsana dedi. Eray kim dedim. Dedi Eray Toku. O zaman Gençlik Spor Müdürlüğü de, ilçe Gençlik Spor Müdürlüğü de yapmıştı Eray Hocam. Oradan beri tanışıyoruz. Dedi ki Eray'ı al, beden eğitimi öğretmeni. Hem de tecrübesi de var. Dedim tamam. Hiç aklıma gelmemişti ama Eray Hocam'la tanışıyoruz. Samimiyetimiz var. Eray Hoca'ya aradı. Hocam dedim ziyaretine geleceğiz. Tabii başkanım dedi buyurun gelin. Ziyaretine yönetimle beraber gittik. Aynen söylediğiniz cümleyi koyduk. 25 yıllık bir hasretimiz var ve bu hasreti sizinle sonlandırmak istiyoruz. Ve bu hususta da siz de bize yardımcı olacaksınız. Başımız gözümüz üzerine dedi. Karaağaç benim için ayrı bir yer dedi. Sağ olsun geldi. Bizlere de şampiyon olmasında desteği oldu. Teşekkür ediyorum ben kendisine. Duruşuyla Karaağaç'taki birçok gence de örnek olmuştur diye düşünüyorum ben. Tabii ki. Çok iyi bir tercih yapmışsınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Tek kelimesi başkanım dedi. Bana dedi tam yetki vermeniz lazım. Nasıl dedim? Teknik direktörsün de yetki senin. Yok dedi kesme yetkisini de vereceksin. Dedim tamam olur. Ne yapmak istiyorsun hocam dedim. Dedi ki benim için en önemli olan ahlak. Ve sporda o birbirlerine olan ilişkileri. Disiplin olmazsa dedi bizim işimiz olmaz. Dedim tek istediğim şey o. Yapalım. Abi bir girdi sahaya. O kesme muhabbeti dediğimiz işte futbolda nasıl geçer terimi. bu şekilde bir düzen kurdu. Ben hayran kaldım. O disiplinle futbolcularımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinin o şampiyonlukta teri var. Her birine buradan hepsinin ismini sayamıyorum tek tek ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karaağaç'a bu mutluluğu yaşattığınız için. Bize 25 yıllık bu hasreti sonlandırdığınız için ben hepinize burada kameralar önünde teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sosyal medyadan gelen yorumlar var. Bunları okuyalım.
Serdar İhsan herkese selamlar. Eray Hocam başarılar dilerim demiş. Sağ olsun. Barış Özek Eray Başkanımıza sevgilerimizi sunarız demiş. Ersan Yalçın Kara Mehmetoğlu Site Spor Kulübü Başkanımız. Eray Başkanıma ve Eray Hocama selamlar. Karaspor'un şampiyonluğunu kutluyorum. Sizlere de iyi yayınlar demiş. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Muhammed Uygur Karaspor'a başarılar diler. Eray Hocama ve Eray Başkanıma başarılar dilerim demiş. Cengiz Ural az önce bahsettik. Eray Başkanıma ve kıymetli Eray Hocama selamlar ve iyi yayınlar demiş. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet az önce bahsettiğiniz siz de sezona dönecek olursak ikinci amatör C grubunda mücadele ettiniz. 6 galibiyet, 1 beraberlik aldınız hocam ve başkanım. 24 gol atıp 3 gol yediniz. Bunları istatistikler yanlış olabilir belki. Neticede şampiyon oldunuz ve 1. amatör yükseldiniz. Sezonu genel itibariyle biraz zaman geçti ama bir değerlendirecek olursak. Sezona biz aslında kötü başladık. Hocamız yeni, takım yeni. Baştan aşağı bir takım kurduk. Evet geçmişten gelen birkaç tane futbolcu vardı ama biz hep takımın birbirine adapte olmasından yana korkumuz vardı. Ve hocam geldi, bir hafta sonra maça çıktık. Maç tarihi çok erkendi. İlk maçımız Yonca'daydı. Saray'daydı Saray'da ilk maçımız. Güngörmez'de. Güngörmez'de evet. Beraber yaptık. Evet. Saray'da ilk maçımız. Takım oturmuş gözümüzde. Her şey tamam. Ama takım birbirine tam olarak anlaşamıyor. Takımdakiler hep Karaj bölgesinden miydi? Karaj bölgemizden de vardı, Kapaklı'dan da vardı, Çerkezköy'den de vardı ama Karaaş'ta bugüne kadar ter dökmüş genç kardeşlerimizden. Evet. Yani atıyorum 2015'te oynamış, 2016'da oynamış ama 2016'dan sonra gitmiş işte Site Spor'da oynamış. Karaaş'lı kaç tane çocuğumuz var orada? Şu an altyapıdan da gençlerden de yetişmiş bir çocuk var mı? Orada oynayan bir çocuk var mı? Şöyle söyleyeyim, dışarıdan 8-9 tane futbolcumuz var. Geri kalan tüm futbolcularımız Karaaş'ta. Hele ki bu sene altyapılardan sonra daha da çok Karaaş'tan olacak. Evet diğer futbolcular da bizim kardeşlerimiz ama biz biraz daha semt takımı yapmak istediğimiz için biraz daha semtte o altyapıdan yetiştirdiğimiz arkadaşlarla beraber yol yürüyeceğiz. Diyorum 8 veya 9 tane evet. dışarıdan bir oyuncumuz var. Vardı. İşte yedeğiyle, altyapısıyla. Geri kalan hepsi semtimizin gene arkadaşlar, kendi arkadaşlarımızdan. Çok güzel. Hocam siz biraz değerlendirir misiniz? Tabii ki. Hikayeyi anlatır mısınız? Bu hikayeyi biraz öğrenmek istiyoruz. Maçları, o kaybettik mi, kazandık mı, nasıl gidiyor, olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bu anları bize biraz anlatır mısınız? Aslına bakarsanız başa dönecek olursak, başkanım da bahsetti. İlk geldiklerinde yanıma, hocam bizle beraber olur musunuz bu yolda dediklerinde gerçekten içimizdeki bastırılmış heyecan dışarı çıktı diyebiliriz. Çünkü yıllarca futboldan gerçekten unutulmaz başarılar tattık. Ve çok güzel arkadaşlıklar kazandık. Çok güzel büyüklerimizle tanıştık ve hala görüşüyoruz. Buradan hepsine selam ediyorum. Bu noktada bu kazançlar tabii ki belli bir ara verdik diyelim zaman olarak futbola. Bu noktada bu da bizim için bir dönüş fırsatı oldu. Bu başarıyı özlediğimizi anladık. Ve bu başarıyı tatmak için yola çıktık. İlk etapta başkanımın dediği gibi bir oluşum içerisine gitmek istedik. Tabii ki burada kesinlikle yol ayrımına gittiğimiz futbolcularımızla veya kardeşlerimizle veya abilerimizle hiçbir şekilde içimizde bir kötü niyetle, art niyetle gitmedik. Herkesin farklı bir bakış açısı vardır, farklı bir düşüncesi vardır ve farklı bir yol haritası vardır. Evet. Biz de kendi yol haritamızı çizmek istedik. Sonuç olarak bir beklentiyle oraya geldik ve koşulsuz olarak tamam dedik. Başarı bekleyen bir yönetim var, başarı bekleyen bir taraftar var. Bunun içine bazı hamleler gerekiyordu. Bizler de bu hamleleri yapabildiğimiz kadarıyla yönetimimizle karşılıklı istişare halinde gerçekleştirmeye çalıştık. Ve andolsun gerçekleştirdik de. İyi bir takım kurduk, güzel bir takım kurduk. Öncelikle gençlere çok önem verdik. Gerçekten altyapımızdan, yani şöyle söyleyeyim ki 15-16 yaşlarında, U15 takımlarında, U16 takımlarında ter dökecek oyuncularımızı bizler A takım kadromuza aldık ve hepsine forma şansı verdik. Bu noktada genç olarak 95, 96, 97, 98 doğumlu toplamda 7 oyuncumuz vardı. Genç oyuncu diyebileceğimiz ve bu noktada baktığımızda 2000 doğumlu, 2001 doğumlu oyuncularımızı da kadromuza kattık. Ortalama olarak yaş seviyemiz 24 yaşla mücadele verdik Karaaşspor olarak. Tabii ki ilkler her zaman unutulmaz olur dedik. İlk maçımız Güngörmez Spor'la. Tabii ki bizim de A takımda antrenörlük deneyimimizde ilk maçımız. Evet. İlk maçımıza çıktık ve beklentimiz büyük. Bu beklentiyle birlikte yönetimimizin... O günü anlatın biraz hocam. Tabii o günü anlatın biraz. Biraz daha içeriği anlatın. Öncelikle sabah maç olduğu için akşamdan uyku tutmadı. Gerçekten ciddi bir heyecan yaşadık. Bu heyecanı tüm takım olarak yaşadığımıza eminim.
sabah oyuncularımızla karşılaştığımızda, buluştuğumuzda gerçekten hepsinin gözündeki heyecanı hissettik, fark ettik. Ve ilk maçımız olması hasediyle de bir kahvaltı organizasyonu düzenlemiştik, takım olarak düzenlenmişti. Sağ olsun buraya kapaklımızın, diğer kulüp başkanları da, Kapaklı Spor'umuzun başkanı Nizamettin Başkanımız, aynı şekilde Site Spor Kulüp Başkanımız Ersen Başkanımız ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin, bununla beraber diğer yöneticiler, kulüp yöneticileri de hepsi dahil oldu. Buradan onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize her zaman desteklerini hissettirdiler. Kapaklı'nın diğer kulüpler olmasına rağmen hiçbir zaman bir rakip olarak değil, gerçekten kardeş bir kulüp olarak gördüler ve her konuda desteklerini bizlere hissettirdiler. Orada da beklentinin daha büyük olduğunu görünce bizim heyecanımız daha fazla arttı açıkçası. Ve maç saati geldi, maça çıktık, başladık. Tabii ki yeni bir takımız. Benim takıma geç dahil olmam ve yeni bir kadro yapılanmasına gitmemizle birlikte aslında kadromuz maçların başlanmasına yaklaşık 1,5 hafta kala tamamlandı. Tabii ki öncesinde bir sezon hazırlığı olması gerekirdi. Biz bu sezon hazırlığını sıkıştırılmış bir şekilde yaptık. Açıkçası tam hazır olmadan başladık. Evet, iyi bir kadroyuz, kaliteli bir ekibimiz var, bundan eminiz. Ama ekibin kaynaşmasını tam olarak sağlamadan maalesef ki maçlara başladık. Tabii ki bu ilk maçta sahaya yansıdı. Bunun yansımasıyla birlikte son dakikalara kadar, son 5 dakikaya kadar maç 0-0 gitti. Tabii ki kafalarda hep çok rahat kazanacağımız bir maç olarak çıktı. Fakat futbolda hiçbir şekilde bunun garantisi yok. Evet. Yıllarca futbolun içerisinde bulunduk. Kesinlikle. Evet. Oynanmamış maç, kazanılmamış maçtır. Dakikalar ilerledikçe bu noktada bizim de içimizdeki heyecan ve stres ciddi olarak artmaya başladı. Ve 3 dakika kalmıştı maçın bitimine. 3 dakika kala orta saha oyuncumuz İlker'in attığı golle 1-0 öne geçtik. Ve gerçekten o sevinci hiçbir şekilde unutamıyorum. Sanki böyle üzerimde 1 ton bir yük var ve o anda o 1 ton yükü... 87 dakika. Evet. Ve şöyle bir durum. O az önce bahsettiği 14 yaşındaki Şahin. Ya takım 10 numara bir takım. Takım ilerliyor. Ama takımda bir heyecan yok. Hocam orada bir ufacık bir hamlesi. O Şahin'in oyuna girmesi. 14 yaşında orta sahaya Şahin oyuna girdi. Kaleye 2 tane top attı. 3 dakika içinde. Evet. 2 tane top attı kaleye. Takıma bir heyecan geldi o 3 dakika içerisinde. Sonra İlker'in önüne düşmesi. İlker'in belki bir 50 metreden falan mı? Ceza sahası dışından değil. Ceza sahası dışından, evet. Çaprazdan vurmasıyla büyük bir yük kalktı üzerimizden. Büyük evet. Takımız. Bambaşka bir hayat. 87 dakika bambaşka bir kesinlikle. Hayat oldu. Aynen öyle. Evet, yorumlar var. Abi müsaadenle onlara bakayım. Esra Yedgüner, tebrik ederiz babam demiş. He. Sana mesaj gelmiş. Refik Bingöl, başarılar dilerim Sayın Başkanım ve çok değerli hocam. Şampiyon Karaspor, saygılar, sevgiler demiş. Mustafa Seferoğlu, selamünaleyküm, iyi akşamlar demiş. Aleykümselam. Cengiz Bural, şampiyonluk Kara Camiası'na hayırlı olsun. Eray Başkanımız ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum demiş. Rüstem Erol, selam olsun Eray Başkan demiş. Harun Karahan, başarılarınızın devamını dilerim Eray Hocam. Herkese iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, ligler oynatılmadı. Evet. Oynatılacak mı henüz belli değil, bir açıklama gelmedi. Ligler oynatılırsa, az evvel küçükten bahsettik ama hedef nedir? Transfer çalışması başladı mı? İş transfer, dış transfer, nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz? Bunlarla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Eray Hocam'la kafa kafaya verip nasıl yapalım mı konuştunuz mu? Şimdi şöyle, hem Eray Hocam'la hem yönetimle biz bunların istişaresini yapıyoruz. İstişare her zaman bizim için önemli. Hem ben biraz da siyasetle de uğraştığım için hem siyasette de bu iş istişareye dair, futbolda da bu iş böyle. Yani hangi işi başarmak istiyorsan istişare yapman lazım. Biz hocamızla da yaptık bunu. Yönetimimizle de yaptık ki pandemi sürecinde maçlar ertelendikten işte kupamızı biz 3 ay sonra falan aldık herhalde. Yani evet. O sevinç bile bu pandemi yüzünden kursağımızda kaldı diyebiliriz. Çünkü konvoylar yapacaktık. Kararcın her yerine yapmışız. Kazanmışız, yapacağız, hakkımızdır ama... Evet, ama evet. Ne yapacağız? Milletin sağlığı bizim için daha önemli. Kesinlikle. Futbolcularımızın sağlığı bizim için daha önemli. Onu da sineye çektik. Dedik ki olsun, 25 senenin sonunda oldu ama bir kupamız var. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Biz bunların istişarelerini yaptık. Futbolcu arkadaşlarımızla şampiyonluğumuz ilan edildikten sonra bir daha masaya oturduk. Yani orada istediğimiz futbolcular, işte bize katkı sağlayabilecek bütün futbolcularımızla oturduk. Hepsiyle birer birer görüştük. Biz bir de geçen yıl manevi duygularla kurduk bu takımı. Maddi bir gücümüz yoktu. İnanın yoktu. Sağ olsun belediye başkanımızın bize vermiş olduğu destekle yürüdük. Ve herkese manevi duygularla bu takımın sana ihtiyacı var arzusuyla gittik. Sizden de yardım istedim hocam. Belediyede görüştüğümüzde birkaç isim aldım sizden de.
Yusuf mesela kaleci. Evet. Yani 3 tane gol yedi. Yani Yusuf bizim her şeyimiz oldu. Yani kalede diyorum ya, şimdi bir Galatasaray için Müslera neyse, bir Karaspor için de Yusuf. Yusuf hem benim öğrencim de çok çalışkan, çok iyi bir kaleci. Evet, Allah razı olsun ondan. Diyorum ya, hep bütün futbolcular pırlanta gibiydi. Diyorum ya, kalede olunca biraz dikkat et. Bütün topları o üzerine çekince bütün gözdelik de onda oldu. Diyorum ya, hepsine manevi duygularla gittik. Abi kardeş ilişkisiyle gittik. Ve her maç antrenmanında benim yönetimim oradaydı. Yönetimim tam kadro oradaydı. Destek. Hep destek, tam destek. Ve her akşam da tatlımızla geldik. İşte çiçeğimizle geldik, böceğimizle geldik. Artık ne sayarsanız sayın. Ama her şekilde futbolcularımızın yanındaydık. Ve orada başka futbol takımlarında oynayan futbolcularımız da bize şunu söyledi. Ya dedi, ben işte bilmem kaç tane takım geçtim ama dedi ben böyle bir yönetim görmedim. Dedim ki arkadaşlar, biz buranın hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Biz Karaca manevi bir borcumuz var. Evet, ben 28 yaşındayım. Beni siyasette var eden de Karaaş'tır. Beni Karaaş'ta, yani bu eğitim hayatıma ilk Karaaş'ta başladım. Ticaretim Karaaş'ta. Beni bugünlere getiren Karaaş'tır. Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir önemli olan. Karaaş bize her şeyi kattı. O yüzden biz de 28 senenin o bize vermiş olduğu ağırlığı bugün inşallah şampiyonlukla Karaaş'a yaşattığımızı düşünüyorum. Ve bunu da artı belediye hizmetlerimizle de devam ettireceğiz. Yani oranın o maneviyatını biz Karaaş'ımıza inşallah yaşatacağız. Başkanımız Karaaş'ta yeni stadyumun orada yapılacağını söyledi. Evet. Bu Karaaş'ta çok bambaşka bir hava olacak mı? Bambaşka bir seviye atlatacak mı Karaaşspor'a? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Karaaşspor'a tabii ki çok büyük şeyler yapacak. Nasıl diyeyim? Karaaşspor hep yoklukla yürümüş. Hep yokluk içerisindeymiş. Ben kendim de Karaaşspor'da oynadım. Yılını tam söyleyemeyeceğim. Lisanslı olarak da oynadım. Kramponlarımızı kendimiz alıyorduk. Formalarımızı kendimiz yaptırıyorduk. Yani maddi olarak hep bir sıkıntıdaydık. İşte mesela takımdan çıkan arkadaşımızın kramponunu giyiyorduk. Yani böyle bir durum vardı. Evet, herkes için geçerli değildi bu durum. Bazılarımızın işte hem ailevi olarak durumu iyi olduğu için, ama bu böyleydi. Yani tozluklarımızı değiştirdik. O kemiklik derdik işte. O kemikliklerimizi değiştirdik. Birbirimizden yoktu çünkü. Bütün envanterimizde az kalmıştı hepsi. İşte yıllarca biri kırılıyor, yerine bir daha yenisi gelmiyordu. Karaağaç'ta öyle bir potansiyel var ki, bakın gerçekten söylüyorum. Futbol konusunda Karaağaç'a bütün takımlar gelsin. Bugün Galatasaray gelsin, altyapısına Karaağaç'tan 5 tane adam alsın. Eğer ki bugün bir Arda Turan neyse, işte milli takımlara giden futbolcularımız neyse, işte bugün bir Sitespor, Ersan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altyapıda milli takımlara işte oraya buraya futbolcu gönderiyor. Evet. Yani Karaaş'ta bu potansiyel var. Tam bu noktada lafınızı da böldüm. Estağfurullah. Sizin altyapıyla alakalı gelecek planlamanız hocamızla birlikte. Çok büyük planımız var. Sadece futbol konusunda da değil. Diğer branşlardan da bahsedersen. Bisikletten bahsettin ama diğer branşlara şimdi da ben, değinirsen. Şimdi ben hocam geldikten sonra dedim ki biz farkındalık yaratmamız lazım. Ben işte futbolla aslında siyaseti karıştırmamak lazım ama benim biraz o taraftan geldiği için liderlik vasfım. Ben hep farkındalık yaratarak bir yerlere geldim. İşte o yollara ağaç ektik, bir şeyler yaptık. Dedim ki hocam bir farkındalık yaratmamız lazım. Bu çevrede olmayan, Tekirdağ'da olmayan. Ne yapacağız dedi. Dedim ki kız futbol takımını kuracağız. Evet. Şu an ne kapaklı sporumuz da var, ne sporumuz da var. Ve Karaaş'ta bu potansiyel de var gerçekten. Mesela işte berber önünde bekliyorum. Bir bayan arkadaş geçiyor. Berber dedi ki bak dedi bu kız futbol takımında oynuyor ama İstanbul'un bir takımında oynuyor diye. Karaaş'ta oturuyor bak. Ben dedim ki tamam. Oradan fikir geldi. Fikir geldi. Fikrim vardı. O üzerine şey oldu. Şimdi kız futbol takımını kuracağız. Ve bugün bir görüşme yaptım birisiyle il binamızda. Çok güzel bir görüşme geçti. O kadar güzel bir fikir verdi ki. Şimdi onu burada söylemek istiyorum, bilmiyorum. Arkadaşlara söz verdim söylemeyeceğim diye. Ama bunu yayından sonra evet sizinle paylaşacağım ama gerçekten çok güzel bir fikir verdi. Onu da hocamla, yönetimle bir istişare yapıp onu da masaya yatıracağız inşallah. Onu da yapacağız ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Tekirdağ'da, evet Türkiye'de bir ilk değil ama Tekirdağ'da bir ilki gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bir ipucu verin, bir şeyler söyleyin artık. Yani şey konuştuk artık bunu ufak da olsa. Şöyle bir şey söyleyeyim. Vücudumuzu yormayacağız, koşmayacağız ama gene sporumuzu yapacağız diyeyim. Yani bugün teknoloji dünyasında, yaşadığımız bu teknolojik dünyada. Sportun T'sini kullanacağız o zaman. Evet, sporun bir şeylerini orada geçireceğiz inşallah. Güzel bir şey yapacağız. Peki başkanım, tekrar yorumlara dönecek olursak. Kadri Akbalik, öncelikle spora verdiği katkı ve paylaşımlarından dolayı Kapaklı Belediye TV'ye çok teşekkürler.
Geleceğimiz gençlere önem ve fırsat veren değerli başkanım ve kıymetli hocama teşekkür eder. İyi yayınlar dilerim demiş. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Aktaş Şampiyon Karaağaç Spor Öncelik Stadyum demiş. Mustafa Seferoğlu iyi akşamlar. Karaağaç Öncelik Stadyum demiş. Kenan Asilkan iyi şimdi yayınlar. Hocam sen özür diliyorum. Buyurun devam edin. İyi yayınlar Eray Başkan ve Eray Hocama saygılarımı sunarım. Şampiyon Karaağaç Spor demiş. Şimdi bizim içimizde de tabii meclis üyelerimizle de içimizde tatlı kapışmalar var. Şimdi herkes oy aldığı bir kesim var. İşte tanıdığı, oturduğu mahallesinin güzelleştirme gibi çabası. Evet. Bir de Mustafa Başkan öyle bir hiyerarşik bir yapı yaptı ki işte Bahçeli Evler'den de var, Cumhuriyet'ten de var, İsmet Paşa'dan da var, Karaağaç'tan da var. Herkesin bir bölgesi de var. Bu bölgelere de tabii yatırım getirmek için herkes uğraşıyor. Evet. Tabii bunlar tatlı rekabetler. Şimdi stadyum konusunda evet Karaağaç bunu hak ediyor. Kapaklımız daha büyük hak ediyor. Biz bunu ben Spor Bakanlığı'nda da yaptım. Hatta Spor Bakanlığı'yla görüşmem de internetten de sosyal medyadan da yayınladım. Spor Bakanlığımızdan stat istedim. Belediye Başkanımız işte 20 trilyonluk bir proje olduğunu, işte bu projeyi bakana orada gençlerle buluşturmuştu bakanımız. Kendisine sundum. O da 20 trilyonluk yeni bir yatırım verdiği için bize bir dahaki gelişimde gibi konuştu. İnşallah bir daha geldiğinde İnşallah. Stadyumu da inşallah Spor Bakanlığımızda yaptırırız. Karaağaç hak ediyor bunu. Stadyumu da şimdi Karaağaç ve Kapaklı arasında kurduğumuz zaman her iki tarafa da köprü olacak. Tabii. Yani tam ortada merkezde olacak. Köylere yakın olacak. İşte Çorlu'ya daha yakın olacak. Ama Kapaklı'nın dışında bir Pınarça tarafına yapıldığı zaman her sadece Kapaklı'ya hitap edebilecek. Ama bu şekilde Çorlu, Velimeşe, Ergene, Saray komple bütün potansiyeli burada etrafında toplayacak. Organize sanayi bölgesi var. Yani fabrikalar bazen turnuvalar düzenliyorlar evet. kendi aralarında. Herkesin ortasında kalacak, güzel olacak ve Karaağaç'a da artı bir gelir sağlayacak gelmeleriyle. Çünkü biraz bizim imar durumumuzla ilgili bir problemimiz var geçmişten gelen. İnşallah onu da çözeceğiz. Belediye başkanımız bununla ilgili de çalışıyor. Diyorum ya o oraya farklı bir hava katacak ve Yenişehir dediğimiz Mustafa Başkan'ın hep hayali olan şehrinde inşallah tacı olur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Evet hocam tekrar size dönecek olursak. Aynı, şu an okul müdürüsünüz aynı zamanda. Evet. Bir dönem Gençlik Spor İlçe Müdürü görevliğinde bulundunuz ve teknik direktör olarak da görev yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak spora bakış açınızı, bu konuda yapabileceklerinizi, hedeflerinizden de bahseder misiniz? Şöylelikle aslında konuşmamın başında da bunu belirttim. Spora bakış açısı olarak değerlendirdiğimizde sporu sadece fiziki bir gelişim olarak görmüyoruz. Öncelikle evlatlarımızla, çocuklarımızla baz alırsak, tabii ki sporun her branşında, her dalında küçük yaştan itibaren kendimize bir branş ve dal belirlememiz ve bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Bu noktada hem ruhsal olarak, hem bedensel olarak, hem zihinsel olarak, hem manevi olarak, hem de ahlaki olarak gerçekten tam donanımlı bir birey oluşturmak için sporun katkısı tartışılmaz. Bu noktada buradan hem öğrencilerimize, hem kardeşlerimize, hem de velilerimize eğitimci yanımızla seslendiğimizde bizlerde şöyle bir algı vardır. Aslına bakarsanız toplumumuzda işte çocuğumuzu bir spor dalına yönlendirirsek derslerinde bir aksama olur mu veya derslerinde bir gerileme olur mu? Bunu ele alacak olursak dediğim gibi bizler mesleğimizi spor sayesinde kazandık. Evet. Bizleri hem fiziki olarak geliştirdiği gibi aynı zamanda zihinsel olarak gerçekten ciddi bir katkı sağlıyor. Spor öyle bir dal ki her branş için bunu konuşabiliriz. Sadece futbol olarak değil. Bazen saniyenin üçte biri bir zamanda karar vermek zorundasın ve bunu doğru veya yanlış uygulamak zorundasın. Aslına bakarsanız dünya üzerine baktığınızda diğer ilgili alanlarda veya branşlarda, farklı dallarda bu şekilde ciddi küçük zamanlar içerisinde karar verebilecek bir alan veya bir dal yok. Bunun tamamı sporda mevcut. Bu noktada gerçekten doğru yönlendirildiğinde ve ağırlığı, teraziyi doğru sağladığında insanların dediğim gibi hem kişisel hem zihinsel hem manevi hem de ahlaki yönden ciddi bir gelişim ve katkı sunuyor. Burada aynı zamanda kişisel olarak arkadaşlık bağlarının kuvvetlendirmesine ve paylaşım yönünden kişilerin karşılıklı olarak birbirine saygı duyması, sevgi duyması yönüne de ciddi bir katkı sağladığını belirtebilirim. Çok güzel. Başkanım ikinize de sormak istiyorum. Hem hocama hem size. Kapaklı Belediyesi'nin okul bahçelerine halı saha projeleri vardı, basketbol sahaları vardı. Bunların Karaağaç'a, Kapaklı'mıza katkıları neler olur, daha fazla ne yapabiliriz? Stat'tan bahsettik ama birazcık da her okul bahçesinde çok güzel bir proje. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum hocam. Fazla siyasete girmeden. İşte ama her şeyi gerçekten spor siyasete dağıtıyor. Onu söylemek istiyorum. Karaağaç her şeyden yoksun kaldı. Yani Karaağaç'a hiçbir şey yapılmadı. Karaağaç hani bir
tabiri caizse bir yetim evlat vardır ya, hep o tabirde kaldı. Yani hep bu bir iticilik oldu Karaca karşı. O yüzden hani çok da siyasi tarafını söylemek istemiyorum. Bugün bunların yapılması demek Karaca, Milli Piyango demek. Yani bugün Karaağaç halkı evet hak ettiği değeri almaya başlamıştır demektir. Mustafa Çetin'e ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani yapılması gerekenlere başlanmıştır Karaağaç'ta ve daha ne projeler var. Daha ne güzellikler var gençler için. Ya diyorum ya, bir belediye başkanı düşünün. Bir halı saha yapacak ve o halı sahayı da oranın hiç malzemesi olmayan bir kulübe halı saha hibe edecek. Yani hibe dediğim kiraya verecek ve oradan gelirini sağlasın da işte hem futbolcularına hem oradaki Karaağaç'ın altyapısına buradan gelir sağlansın da bu şekilde yürüsün diye. Ben diyorum ya, belediye başkanımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Karaağaç için veli nimet bunlar. Spor salonu yapılıyor. Kapalı spor salonu. Halı sahalar yapıldı. Basketbol sahalarımız yapıldı. Kapaklı'nın her köşesine yapıldı. Evet, yani 20 milyonluk. Tabii evet. 20 milyonluk bir yatırım geldi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bize. Teşekkür ediyoruz Mustafa Başkan. Gitti Ankara'ya, geldi. Gitti geldi. En sonunda kopardı. Aldık 20 trilyonluk. Ha, bu bir başlangıç da. Daha devamı gelecek Allah'ın izniyle. Zaten Spor İşleri Müdürlüğü'nü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü altında değiştirdi. Bu gençlere nasıl baktığını gösteren ve bir sayısız bütün kültürel etkinlikler, gençlere yönelik birçok etkinlik yapıyor ya, şu şartlara rağmen. Ben yani devam edecek, daha çok fazlasını yapacak. Büyük bir lidere sahibiz Sayın Cumhurbaşkanımız. Her zaman bunu söyler. Gençlere vermiş olduğu örneği de söyler. Gençlerinle ilgili bir sürü şiiri vardır. Ve gençlere ve biz gençlik kollarına da çok büyük değer veriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Mustafa Başkanımız da aynı şekilde. Biz onunla istişare yaptığımızda, işte ben Karaağaç Spor Kulübü Başkanlığı teklifi var. Tabii biz kendisine de sorduk o zaman. Dedi ki böyle bir görev geldi başkanım, ne dersiniz, talip olalım mı? Yani çünkü benim de ona güvenip yola çıkmam lazım. Çünkü arkamda bir destek, bir abi olması lazım. O da sağ olsun ben senin arkandayım dedi, kardeşim sen yürü ama senden dedi tek ricam, hocamın da demiş olduğu gibi, ahlaklı futbolcular yetiştirin. Semtinizin ahlaklı çocuklarını evet orada çıkartın ve bir yerlere geldikleri zaman bizler de gururla isimlerini zikredebilelim dedi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Diyorum ya, daha Karaağaç için bunlar başlangıç. Daha çok projeler olacak. İşte şu pandemi, Allah bu milletimizden uzak tutsun bu koronavirüsü. İnşallah. Diyorum ya, inşallah bu süreç bitecek. Devletimiz güçlü bir devlettir. İnşallah aşılarımız da tamamlanıyor. Bu süreci atlattıktan sonra Kapaklı'mızı çok şey bekliyor. Eray Hocam, eğitimci olarak bu okul bahçelerine, halı sahalarla ilgili düşünceler neler katar? O çocuklar bunları görünce nasıl mutlu olacak? Bunları siz bir canlı görerek yaşayacaksınız, yaşıyorsunuz. Bunları anlatır mısınız bize? Tabii ki. Öncelikle ben de buradan bu yatırımlar için Belediye Başkanım Sayın Mustafa Çetin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bunlar geleceğimiz ve evlatlarımız için güzel yatırımlar, değerli yatırımlar. Bu noktada futbol konusundan ilerlersek, her evladımızın, her çocuğumuzun aklında, futbol oynayan herkesin aklında profesyonel futbolcu olma ideali vardır, evet. Düşüncesi vardır ve bunun için mücadele verir. Bu noktada bizler okullarımızda da çocuklarımızla konuştuğumuzda işte ne olacağını sorduğunda futbolcu cevabını aldığımız çok öğrencimiz olur. Bu noktada hedeflerinde bunların olduğu öğrenciler. Tabii ki aslına bakarsanız ben şöyle bakıyorum. Bizler şu anda amatör futbol içerisindeyiz Karaağaçspor olarak. Amatör bir kulübüz. Fakat profesyonellik sadece bir imza ile olan bir durum değildir. Profesyonellik temelde başlar. Doğru antrenman, doğru gelişim, doğru yaklaşım ve doğru birliktelik. Bu doğru birlikteliğin oluşması için de evlatlarımıza sunulması gereken bazı imkanların olması lazım. Bunların en başında da tabii ki saha gelir. Kesin. Ve idmanlarını yapabilecekleri doğru bir alan gelir. İşte yıllarca hepimiz oynamıştık toprak sahalarda veya beton zeminlerde, mahalle aralarında çocukluğumuzda çok futbol oynadığımızı biliriz. O yüzden Kapaklı'daki evlatlarımız, Kapaklı'daki gençlerimiz bu konuda gerçekten çok şanslı. Ve bu şansları da değerlendirmek, onların değerlendirmesini sağlamakta en büyük görev bizlere, büyüklerine düşüyor. Hem spor camiasına hem de eğitimci yönüyle değerlendirecek olursak okullarımızdaki öğretmenlerimize ve beden eğitim ve spor öğretmenlerimize düşüyor. Bu noktada da imkanlarınızı değerlendirip dediğim gibi evlatlarımızın doğru bir şekilde yönlendirilip doğru bir gelişimle yukarıya doğru yönlendirilmesini sağlayacağız. Burada kulüplerimizde yaklaşık olarak örneğin misal olarak söylersek bugün 250-300 evladımız spor yapıyorsa bu oluşturulan halı sahalarla 1300-1400-1500 sayılara ulaşacak. Tabii ki bu da bizim kulüplerimizin, yerel kulüplerimizin ve çevredeki diğer kulüplerin havuzunu genişletecek. Evet.
daha çok öğrencimizin, daha çok evladımızın, daha çok sporcunun ön plana çıkmasını ve burada da doğru şekilde yönlendirilmesine hizmet edecek diyorum. İnşallah. Evet, yayını sonlandırmadan yorumlar var. Bunlara da tekrar dönecek olursak. Ömer Kaplan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Çaykara hayırlı yayınlar Eray Başkan. Mehmet Yılmaz iyi yayınlar Eray Güner Başkanlığında Karayspor'u profesyonel liglerde görmek istiyoruz demiş. Mustafa Seferoğlu biz Karayspor'u Trakya'nın Ayazı'nda sevdik nice şampiyonluklar demiş. Burhan Yurtçu Karaca stadyum yapılmasını istiyoruz demiş. Stadyum konusuna bahsettik. Mustafa Seferoğlu kardeşimiz. Evet. Çok gayretli. Karaağaç'ta oturuyor. Çok aynen gayretli öyle bir çocuk. Şu an kulüpte herhangi görev alacak mı? İlerleyen zaman düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey. Çalışkan bir çocuk. Çok. Ve menfaatsiz, çıkarsız. Yani böyle bir duyguyla gelen bir insan aynen yok. Aynen. Her şekilde yanımızda. Her zaman koşturuyor. Bir de her kulübe yardıma gidiyor. Her kulübe gidiyor. Yani sporu seviyor. Evet. Ama Karaağaç'ı ayrı seviyor tabii. Biz kendisini her zaman yanımızda görmek isteriz. Yönetime girmek istiyorsa bu kadar emeğini, benden daha çok emeği var takımda. Bunu söyleyebilirim. Evet biz şampiyon yapmış olabiliriz ama şampiyonluk önemli değil. Yani oradaki başkanlık hiç önemli değil. Önemli olan oradaki o futbolculara su taşıyabilmek. Önemli olan o futbolcular oradan çıktıktan sonra orayı temizleyebilmek. Kesinlikle. Yani ben diyorum ya hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani manevi duygular benim için daha ön planda. Diyorum ya biz manevi duygumuzu ödemek için buraya geldik. Şimdi orada da söyledik 5 yılda 3. lig diye. Ben bunu manevi duygularla söyledim aslında. O gün ağzımızdan çıkan bir şeydi. Ben bunu yine yeniliyorum. Biz Karaağaç olarak yani Kapaklı olarak. Bugün Kapaklı Spor da benim takımım. Site Spor da benim takımım. Ben bunların maçlarına da gidiyorum. Maçlarını da izliyorum. Hangisi olursa olsun bugün bir üst lige çıktığı zaman bizler seviniyoruz. Kapaklı seviniyoruz. Yani Karaağaç belde olduğu için hani biz Karaağaç böyle biraz ayrıymış gibi görüyoruz ama Karaağaç'ta diyorum ya, Karaağaç'ı biz inşallah üst seviyelere çıkartacağız. Peki bu hedeflere giderken hedeflerimiz var. Bunlara hazırlık yapıyor muyuz? Tabii. Her ligin ayrı bir ihtiyaçları var. Şimdi şöyle, belediye başkanımızla görüştüğümüzde bu konuyu, işte şampiyonlukta kendisine teşekkür ziyaretine gittik. Allah razı olsun diyorum, hiç desteklerini esirgemedi. Dedim ki başkanım 5 sene sonra 3. ligdeyiz, bilgin olsun. Dedi yapma. Dedim nasıl başkanım? Maliyeti çok dedi. Nasıl yapacaksın dedi. Dedim başkanım sen destek olacaksın. Kapaklı halkımız arkamızda yürüyecek. Tribünleri dolduracağız dedim. Biz bu işi becereceğiz. Sayın başkanımız da bize dedi ki yerinizde sayın dedi belki. Ama dedi o takımın o ruhunu kaybetmeyin. Manevi duygunuzu kaybetmeyin dedi. Şampiyonluk önemli değil dedi. Yani diyorum ya her tecrübesiyle bize katmış olduğu her destekle bize fikir açtı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de dedik ki evet manevi duygular bizim için önemli. Tabii hedeflerimiz var. Hedeflerimiz için diyorum ya belediye başkanımızdan biz böyle bir şey istedik. Kendisi bize halı sahayı verdi ve Eray hocam inşallah Allah ömür verirse bizlere de biz kulüp başkanlığını yaparsak işte antrenörlüğümüzü Eray başkanımız yaparsa o altyapıdan ne ceferler çıkacak hepimiz beraber izleyeceğiz, hepimiz beraber göreceğiz inşallah. İnşallah. Evet Ali Aras Karayspor Kulüp Başkanı Sayın Eray Başkan Eray Bey'in başarısını tüm Kapak halkı biliyor. İnşallah daha güzel bir sezon ile bizler de elimizden gelen gayreti göstererek yardımcı oluruz demiş. Bir de soru var. Derya Çaykara okçuluk kursu istiyoruz Eray Başkan demiş. Allah razı olsun. Bu konuyla alakalı bir gelişme olacak mı, var mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Mevlana usulü. Ne gelirse gelsin. Yani biz her şeyi açarız. Hiç problem yok. Tüm branşlarda. Biz tüm branşlar. Yeter ki biz o gayreti görelim. Bakın spor bizim için çok önemli. Okçuluk, işte tenis, artık ne istiyorlarsa. Ya bu yüzme hiç problem değil. Talebe göre mi? Talebe göre tabii. Yani şöyle biz de yapacağız bir şeyler. Ama bizim genç kardeşlerimizin de istekli olması lazım. Yani bugün evet ben okçuluk kursunu açtım. Kimse yok. Sadece açtım diye değil. Genç kardeşlerimiz toplansınlar. Evet bir tane kardeşimiz. Yani 15 kişi olmasına gerek yok. Bir kardeşimiz için bile biz o branşı açarız. Yani hiç problem. Diyorum ya kız futbol takımını kurmak istiyorum ben. Benim böyle bir isteğim var. Ya ben futsal mı oluyor? Salon futbolu. Evet salon futbolu. Bir kız takımını izledim. Ya hayret ettim böyle bir takım yok. Yani bizim erkek takımlar, biz futbolcu olarak erkeklere hep futbolcu zannederiz ya. Ya bayan takımları daha muhteşem oynuyor. Yani ben niye yapmayayım dedim bunu Karaağaç'ta. Karaağaç'ın adını ben nasıl, yani Karaağaç dediğim Kapaklımızın. Kapaklımızın adını biz nasıl üstlere çıkartabiliriz? Biz onun derdindeyiz. O yüzden diyorum ya okçuluk kursu da açabiliriz. Problem değil. Maddi hiçbir masrafı yok bize. Evet bir oktur, bir yaydır. Belediye başkanımız sağ olsun arkamızda. bunları... O zaman sizinle iletişime geçebilirler. Tabii, bizimle iletişime okçulukla geçebilirler. Karaağaç Spor Kulübümüzün sayfası var.
Instagram adresi var, Twitter adresi var. Buralardan bize ulaşabilirler. Her türlü taleplerinde biz o kendilerine dönüş yaparız ve yardımcı oluruz. Hiç problem yok. Karaağaç esnafından, Karaağaç Spor'a destek var mı? Esnaftan mı? Destek var mı ve kulübe destek getirecek, maddi imkan sağlayacak planlarınız, projeleriniz var mı? Var, yapmaya başlamıştık. Bu pandemiden dolayı ziyaretlere gidemiyoruz. Forma bastırdık biz. İşte dedik ki bir 50 tane forma alalım, şampiyon olursak. İşte şey yaparız, hani insanlar formaları giyer gelir. İşte 3-5 tane esnafımız oradan kapak Karaağaç'tan destek olunca duyulmuş. Karaağaç büyük ama küçük bir yer. Yani esnafı birbirini tanıyor. Telefonlarımız çalmaya başladı. İşte Refik abinin, Ali abinin, işte Eray hocanın. Ya bana forma yok mu? Bana niye getirmediniz? İşte biz niye destek olamaz mıyız? Ya bugüne kadar Karaağaç esnafı Karaağaç Spor'u zaten sırtında taşımış. Bakkalcısından manavına, manavından berberine. Hepsi, marketi, fırını, hepsine de Allah razı olsun gittik, formalarını hediye ettik. Ya bunları yapacağız. Karaağaç Store kurmayı düşünüyorum ben bu konuda. Hem oradan gelen gelirle o işte altyapıdaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize işte eşortman almak için. Yani bu eşortmanları satacağız ama nasıl satacağız? İşte kaça mal ettik? 20 liraya mal ettik. Getireceğiz onu, biz 20 liraya satacağız. Mal ettiğimiz fiyata. Ama diyeceğiz ki 20 liraya satıyoruz biz bunu, uyguna satıyoruz, 2 tane alacaksın diyeceğiz. Birini, yanlış anlamayın, Serkan hocam için alacak, kendi çocuğu için alacak, birini de Uğur kardeşim baba, için alacak. Baba, anne, çocuk, aile boyu o şekilde. Aynen öyle. Yani bu şekilde hem o manevi duyguları pekiştireceğiz, hem de o Karaağaç Spor'dan, bu semt şeyleri vardır, müzikleri vardır, semtlere özel. O müziklerden bile yapacağız. Çok şey yapacağız inşallah. Yeşil siyah olacak o zaman Karaağaç. Nasıl? Karaağaç. Komple yeşil siyah olacak, giyecekler. Olacak, formayı. Olacak. Formamız zaten 1995'ten bugüne şampiyon olmadan önce bastırdık biz bu formayı. O kadar inanmıştık. Şampiyon olmadan önce bu formayı bastırdık ve böyle bir şey yaptık. Tasarımını yapan arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Biz inanmıştık. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kesinlikle. Diyorum ya, hocam olsun, yönetim olsun, hepimiz inandık. Başardık. Ben buradan ayrıca Metin Kanat'a, Özgür Cengiz'e de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her hususta onlar da bizim... Bölge, bütün meclis üyelerimize teşekkür ederim. Onlar da bizim kararcımızlar. Özgür abi Karaağaç Spor'da 10 numarayı oynamış. 9 numara, 10 anlatıyor, numara. Anlatıyor, böyle goller attı. Övünerek anlatıyor. Her zaman anlatıyor. Niye anlatıyor? Gazete şeyleri var, fikirleri var kendisinde. Onları gösteriyor bize. Bak diyor, Karaağaç Spor'da ben... Onu bir gün halı sahalar açınca maça davet edelim. Edeceğiz. İnşallah hep beraber bir maç da yapacağız hocam. Yayını son vermeden önce İbrahim Aktürk, meclis üyesi o da. Eray Başkan, selamlar, başarıların devamını diliyorum demiş. Allah razı Yavuz olsun. Yavuz Taşdemir, hayırlı akşamlar dilerim demiş. Son vermeden önce, tabii ki Karaağaç Spor'u konuştuk, sporu konuştuk. Ama Karaağaç Spor'un şampiyonluğunu biraz yüzeysel geçtik diye düşünüyorum. Bu noktada bunu yayın sonunda söyledik, şimdi fırsat bulduk diyelim yayında. 25 yıllık bir kulüp var. Formamızda da yazıyor 1995'ten bugüne kadar. Tabii ki 1995'ten bugüne kadar Karaağaç Spor Kulübü'ne emek vermiş değerli hocalarımız, kıymetli başkanlarımız ve çok kıymetli abilerimiz, kardeşlerimiz, futbolcularımız var. Bu noktadan biz buradan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu ayrı ayrı selamlarımızı sunuyoruz. Karaağaç Spor evet ilk defa şampiyonluğu yaşadı. Bu bize nasip oldu. Fakat Karaağaç Spor şampiyonluktan son maçta çok döndü. Ve gerçekten 25 yıl boyunca başarısız bir kulüp olarak, emek sarf etmeyen bir kulüp olarak yol almadı. Evet. Her zaman başarı odaklı çıktı. Şampiyon olma amacıyla sahaya çıktı ve bunun için mücadele verdi ki geçmiş maçlarında, geçmiş sezonlarda da baktığımızda istatistiklerde bu çok net bir şekilde görülüyor. Fakat dediğimiz gibi bazı şeyler nasip işidir. Fazla mücadele verirsin ama olmadığı zaman olmaz. Bu da bu seneye nasipmiş. Bu da bize nasip oldu ve şampiyonlukla noktaladık. Gönül isterdi ki bu şampiyonluğu hem Kapaklı'mızda hem de Karaağaç'taki Karaağaç'ta mahallemizde yaşayan insanlar da coşkulu bir şekilde kutlamaktı. Fakat nasip böyleymiş diyelim. Şanssız bir takım. Şöyle şanssız bir takımmış. Şimdi ligler ara ara değişiyor. İşte bu yıl ilk iki çıkacak diyorlar. Karaağaç Spor üçüncü oluyor. Bu yıl ilk bir takım çıkacak diyor. İşte Karaağaç Spor ikinci oluyor. Yani ikinci olacağı zaman üçüncü oluyor. Birinci olacağı zaman ikinci oluyor. Yani hep böyle de bir karmaşıklık olmuş Karaağaç Spor'da. Ben geçmiş dönem kulüp başkanlarımız var. İsimlerini unuttuklarımdan özür diliyorum. Geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Onur Karahanlar. Allah rahmet eylesin. İsmet Şimşek başkanımız.
Doktor evet. Özkan Yücel'e. Hepsine takımımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinin ayrı ayrı emekleri var. Bütün kulüp başkanlarımızın ayrı emekleri var. Mesut Özcan her zaman söyler nasipsiz dayak bile yenmezmiş diye. Bu bize nasipmiş. Biz hep diyoruz 25 yıllık bir özlemi biz sonlandırdık ama bize nasipmiş. Bize nasip oldu. Biz başardık. Futbolcu kardeşlerimizle beraber, yönetimle, işte kadromuzla beraber biz kazandık. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Gelip burada gençlerimize başarı hikayeleri anlattığınız, rol model olduğunuz için, bu böyle şeylerin olduğunu, olabileceğini Kapaklı'daki, Karaağaç'taki gençlerimize aktardığınız için biz teşekkür ederiz. Allah razı size. Olsun. Sağ olun. Nice şampiyonluklara dileyelim. İnşallah. İnşallah. Evet, Spor Akşamı programında karşınızdaydık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.